zamanlarından, İstirap ataklarından, beyindeki prangalardan. Can atak etti neyse, dillerin yalanlarından, İstirap ataklarından, beyindeki prangalardan. Can atak etti neyse. Hey, kafası kuma gömülü deve kuşu kal. Kafanı kaldır ve olanla bir sene bak. Ne çok konuştum az anladı onlar hep ah. Rüzgara sallarım yolumu bak. Peşinde koşuyor elinde küreği. Hani de iyiydi mangalda yüreği. Vaktimi doldurdu açtı ya süreyi. Yumruğu kafama salladı kırıldı bileği. Maalesef insanın çoğu telefonlar gibi çoğu. Tırmamak ister masa bakları kaybeder varı ve yo. Hisseder yazla bahara musallat olan o kesici su. Arkası görünme camları bu. Üzgünüm önünde balisi yanında kesilen bu. Telif hakkına girmiyor musun? Sıkıntı yok yani. Telif hakkına mı girmiyor musun? Sorunlu Erbaa Belediyesi servis kamu şeyleri. Abla sorunlu benim. Arabanın sorunlu. Evet. Benim sevmemi istemiyorum. Seni çekmiyorum. Arabanın içindekiler de çekmiyor. Arabanın içindekiler de çekmiyor bak. Arabanın içindekiler de sen değil de onlar sorun. Arabanın içindekiler sorun. Çekmeni istemiyorum sadece. Senin sorumluluk alanın sadece beni çekme. Tamam. Orada sorumlusun. Sadece ki seni çekme. Kapatma. Kapatsam çünkü seni çekmiyor. Kapatma. Sıkıntı yok yani. Ben kapatmıyorum, kamerayı kapatmıyorum. Seni çekmiyor musun? Olsun. Ama seni çekmiyor. Şimdi şu an ben öyle konuşmuyorum. Rahatsız ettim, o yüzden. İyi de bu konuşmadan ben de rahatsız oluyorum abi. Ben sana ilk başta güzelim de söyledim. Güzellik de söylemiyorsun ya. Ama şu an. Ben sana ilk başta güzelim de söyledim. Ben sana. İlk başta da öyle. Ben rahatsız olduğum için burada bayanlar var ya tasışan, o yüzden çekmedim lan. Biz de bayanlar sen... çekmiyorum, seni de çekmiyor. Ben senin arabanın içini çekmedim, yok çekerim şöyle bir ne bileyim lan. Ben arabanın içini çekerim diye. İnmiyorum. Senin görevin ne? Benim görevim önüme kapat kameramı. Senin görevin kapat, kapat. Ben parkuva diye biliyorum. Kapat kameramı. Parkuva çok karanlık değil, ben sizinle zaten içe geç kaldım. Evet. Siz kaldığınızı o yüzden şey sizden parkuva. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. İyi de. Kamerayı kapat. Basically.
Ramazan programlarında bir programla daha karşınızdayız sevgili Nerlebilirli Konuklar. Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevgi için, dostum evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik sevgili Nerlebilirli Konuklar. Bir yes videomuzdan daha tekrardan merhabalar. Bu arada bakacak olursanız parklarda da şu anda pek kimse yok. Neredeyse ıssız birkaç kişi gelmekte. Şöyle bir baktığımızda sevgili Nerlebilirli Konuklar. Aynı zamanda biz bu işi yaparken bazı belirli kuramlar içerisinde hareket ediyoruz. Bazı kurallar dahilinde hareket ediyoruz ve o kuralları aşmıyoruz. Ve bu bazen hani buna rağmen bazen bazı sıkıntılar oluşabiliyor. Biz kameraya alışkın kimseler olmadığı için de işte bu işte bayağı ön yargılı olan kimseler olduğu için bize karşı tutumlar farklı oluyor. Çok bulanık oluyor yani. Ve dolayısıyla bizim işimize saygı duymadıkları gibi kendi yollarına da bakmıyorlar ve sıkıntılara yol açıyorlar. YouTube'un doğasında olan bir şey, video çekmenin doğasında olan bir şey ama insanların doğasında olmaması gereken ve bu video işinin doğasında olmaması gereken bir şey. Yani insanların doğasında olduğu için videonun doğasında otomatikmen olan bir şey bu. Buraya gelirken bazı sıkıntılar yaşadık serviste. Bu gibi durumlar gün içerisinde de gözlemleniyor. Bazen de yaşıyoruz. Birinde daha yaşamıştım. Lakin bunlar aktarmanın yeri ve sırası mıdır? Bence hiç değildir. Çünkü baktığımız zaman parklarda da müthiş bir hava var. Güneşin şarkı yukarıdan vuruyor. Ve yolumuza bakalım. Sevgili değerli izleyici konuklar. Şurada bir köprü var. Zaten buralar daha önceden de çekmiştim. Bir hali izlemiştim. Çok güzel desteklerimiz olmuş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hani biz bu işi yaparak mutlu oluyoruz. Biz bu işte seviyoruz. Bu işte meşgaliz. Yani bu demek değil tabii ki başka işleriniz olmayacağı, başka mesleğimiz olmayacağı anlamına da gelmiyor. Lakin hani benim ana şeyim bu, mesleğim bu, ana işim bu. Yani çocukluğumdan beri yaptığım bir iş, 2015 yılından beri yaptığım bir iş. Zaman içerisinde de zaten anlatıyorum. Ramazan provalar 1. bölümde de dile getirmiştim. Yani bazılar bunu anlamamakta ısrar ettiği gibi, dediğim gibi bu konuyu neyse kapatalım. Hani onları hiçbir şekilde çekmiyorum. Hiçbir şekilde onların hakkını ihlal edecek bir davranışta da bulunmuyorum. Ona rağmen bazı sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliyoruz. İnşallah bundan sonra bu gibi engeller daha da fazlası hatta önümüze çıkmayacaktır veya daha azı. Çünkü bunlar işimizi az çok bölen şeyler. Herkes kendi işine baksa halbuki dünya böyle olmaz. Aynı zamanda birçok sıkıntı olmaz yani. Lakin işler öyle gitmiyor maalesef. Parklardaya geleyim dedim. Onun öncesine saçlarımı kestirdim. Yani fikir akımı atayım dedim. Bunalma atayım dedim. Biliyorsunuz ki yes! Sıkıntım, bunalma atayım, stresimi atayım. Yani her şey iyi geliyor. Çünkü insanın sevdiği iş yani ona iyi gelen iştir, en iyi iştir. Ve yani kafayı bir şeylerle meşgul etmek falan uğraşmak her zaman iyi geliyor. Biz işimizi yapıyoruz hani. Bu iş öyle. Yani kimsenin abartacağı bir iş değil. Şey böyle sıkıntı bir iş değil yani. Sıkıntı var o. Yelken açabilecek bir iş değil. Aksine güzel şeylere, güzelliklere, şu güneşin şarkına bakın mesela.
şu civcivlerin sesine bakın. Yani bu gibi güzel bir tane yol açabilecek bir iş bu. Hani artık insanların da alışması gerekiyor hani bu işlere. Hani çünkü diyorlar bana mesela böyle insan tipleri artık çok kapat kamerayı vesaire falan. Ya ben seni çekmiyorum. Hani kendimi çekiyorum. Hani senin hakkını ihlal edecek hiçbir davranışta bulunmuyorum. Yok rahatsız oluyor. Hani bunun neresi rahatsız verici olabilir ki hani? Bu gibi insanlar böyle kabalaştıran cümlelerle ifade eden, kibarlıktan yoksun ifadelerle karşımıza çıkan o kadar. Ya iki sefer oldu bu gerçi benim başımda. Birini Samsun'da çekim yaparken olmuştu. Birinde parkla diye giderken servis esnasında olmuştu. Adam benimle inatlaştı, uzattı mesela. Yani dediğim gibi çok fazla polemiklere girmemeye gerek var. Sonunda kamerayı kapatır mısın deyince ricasını ona verip müşteri yapmamı zaten hani yani daha fazla yani uzatmamak adına kamerayı kapattım. Neyse. Bu işlerin meşakkatli kılan da bir nevi bu. Lakin yani bu insan tipiyle alakalı, işte alakalı bir şey değil. Yani insanların alışması gerekiyor bu gibi işlere. Çünkü insanların alışması gereken en çok şeylerden bir tanesi bu. Neden diye soracak olursanız, hani çünkü bu iş artık gelenek haline gelmeye başlayacak. Hani geleceğin mesleği sıralamasında birinci sırada yer tutuyor bu video içeriği üreticiliği. Araştırıp bakabilirsiniz. Hani bu işin taraftarı, bu işin içerisinde olsanız da olmasanız da bu işin politikalarını bilmeniz gerekir. Çünkü artık bu iş öyle bir hal olacak ki artık herkesin elinde bir kamera olacak. Herkes bir çekim yapacak. Bu video işine merak salacak. Ki öyle de oluyor. Hani açık bunların politikalarına baksalar, bu gibi sorunlar hani araştırsalar, bu gibi sorunlar aslında çıkmaz. Bu politikalar, kurallar halinde, dahilinde hareket edilince insanlar arasında bir sınırı çıkmaz. Lokanta diyor. Luna Park, evet, görmüş olduğunuz gibi. Yani adamın adı nabzı yüksek olabilir. Ben nabzının yüksek olmasına veriyorum. Hani buradan izliyorsa da hatamız varsa affola. Ama yani dediğim gibi. Bir yolcu oluyor. Yani işe geç kalıyorum diyor. Yolunuza bakabilir misiniz diyor. Ben zaten burada şimdi şu anda sorular neyden liste akşam çıkar. Efendim? Öyle mi? Abi ben YouTuber'ım. Abdülkadir Kaya, YouTube kanalım. Evet. Tamam abi. Hayırlı günler, kolay gelsin abi. Bu adam anlayış gösterir mesela. Böyle olmak lazım. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Böyle kimselerden özellikle. Bu işlere saygı duyulması lazım. Çünkü bu bir sanattır. Hani anlatabiliyor muyum? Sanatımızı icra edelim. Yolumuza bakalım. Herkes işine baktığı zaman yani herkesin bir işi var neticede. Kolay gelsin abi. Benimle tartışmaktan serviste. Yolcu işe geç kalıyor. Neyse en son dakika yolcu inerken kusura bakmayın dedim, özür dilerim dedim. Yani rahatsızlık olabilir. Yani bu ortak bir şey. Yani o öyle demedi ama ben onun adına da özür dilemiş oldum. Yani her zaman kibar olmak lazım. Bağırmıyorum, bağırma vesaire vesaire. Samsun'da olmuş bunun daha felaketi. Yani söylenecek söz yok.
çekersin, saçlarını kestirirsin. Dedim hani Onur abi, Allah razı olsun dedim, çekim yapardım dedim, izin verdim. Sonra size çekimimizi yaptık. Güzel bir sohbet, muhabbet. Ardından çıktım. Yani böyle bir yer mesela. Böyle olması gereken. Hani izin var mı? Tamam, bu zaten izin baştan şey yapıyor. Diyorum. Hani servisin içinde de çekim yaparken servisi çekmiyorsun. İçini çekmiyorsun ki burada izin gerek, burada da izin gerektirecek bir şey değil. Bu Erbaa Belediyesi'nin şey zaten izin verdiği bir şey. Dedim hani Erbaa Belediyesi bu kamu personeli, onların ilgilendirilmesi de telif hakkına mı giriyor dedim. Hani ondan önce de şey dedim, servisin içini zaten çekmiyor mu dedim. Servisin içini mi çekiyorum şu anda dedim. Neyse uzatılacaktım mevzuda. Şu ilerlere doğru buralar çok güzelleşecek, oraları çekeceğiz, oraları göstereceğiz. Sizlerle beraber bir Google'ımızın konusu da bu olmuş oldu ama olmuş. Adını çıkaralım. Bunun sonrasında gezelim, tozalım. Önce insana iyi gelir. İnsana çok iyi geliyor. İnsanın içini açıyor. Nefes al, verelim. Tamam. Beraber gezelim, beraber izleyelim sizlerle beraber. Dediğim gibi insanlar olarak artık bir şeylere, kameralara alışmamız lazım. Artık devir kamera devri. Artık herkesin evde bir telefon olacak. Zaten şimdiden de olmayan kalmadı. Yani herkes çekim yapacak ve bu işe merak salacak. Öyle ya da böyle bu işin içerisine dahil olacak. Neredeyse yapmayan kalmayacak. Hani bu iş meslek haline iyice gelecek yani. Hani hatta devlette, kamuda da yeri olacak ilerleyen dönemeslerde. Bunun altını çizerim, altına da imzamı atarım. Ha, o zamanlar ne zaman olur? Onu bilemiyoruz işte. 3-5 sene, yılı alır mı? Zaten devlette bu gibi şeyler var. Kamuda bu gibi işler var. Ama çok nadir olduğu için pek dile getiremiyoruz maalesef. Nadir ve özel sektörün yalan olduğu için daha çok. Çeşitli kamuların, kamulardan ziyade çeşitli özel sektörler falan bir şeyler söyleyeyim. Lakin ileride kamunun da gözü açılacaktır. Yani devletin de gözü açılacaktır ve yani işler yani bayağı ilerleyecek. Yani boşuna demiyorlar. Geleceğin mesleği sıralamasında bir olarak yer tutuyorlar. Bu arada o konu kapansın, konuyu kapattık, o üstün, o konu üzerine şöyle nehirler aksın, nehirler geçsin. Hani şurada bir tane balık var. Bizi görünce kaçmaya başladı. Herhalde kameraya o da alışık değil. Çekme beni mi dedi, ne yaptı? Neyse. Ya buralara balık tutmaya gelinebilir aslında. Bizim aslında değinsek inanırsak. Buralar çok güzelleşecek dediğim gibi. Farklı ikinci etap buralar olacak. Farklı adı ikinci etap, buralar bayağı bir genişleyecek, buralar bayağı bir büyüyecek, güzelleşecek. Şu suya bakabilirsiniz mesela. Arkadan suya gürültüye. Gürültüsü yok gerçi burada. Daha çok Inbak'ta bir önceki vlogumuzda öyleydi. Şöyle bakabilirsiniz. Tabii garantisi olan bir iş değil bu iş. Bu YouTube sektörü, video işleri, üretici. Hani belki bugün var, yarın yok ama bu işler
Yani devlette yeri olmaya başlayacak yani artık öyle diyeyim size. Bir hani nadir de olsa var ya değil mi? Daha çok televizyon sektöründe ama yani. Televizyon kanalları falan ilgi orada daha çok. Ama şurada da mı dalga kısım? O suyun üzerindeki bir pislik. Onu kayda almayalım. Evet. Geçtiğimiz günlerde de Mehmet abi selam olsun buradan. Mehmet Göktaş. Sıcak Fikir kanalı var. Efsane bir kanal var. Şöyle birinci için demiş arkadaşlar nedir buradaki imbattaki daha doğrusu. Poşetleri toplarsan demiştim. Kendisi günün tabii ki oralar restorada ediliyor. Oralar bir proje olacağı için oraları bir temizlikten, güzellikten geçirecekler. Lakin biz de ne böyle bir projede bulunabiliriz. Kendisine bu fikri verdiği için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımla birlikte gelip çevredeki pislikleri temizleyebiliriz, poşetleri demişti. Lakin bunun için tabii ki bir ekip olmak lazım. Ekip işi arkadaşlarımla göre. Bakalım ilerleyen süreçte zaten İmbat'ta bizim video projelerimiz bitmedi. Devam edecek oralarda çekimlerimiz falan da. Yol git bitmez ya. Hani bu parklarda ikinci etap dedikleri de bayağı uzun olacak herhalde. Bu video patlasa herhalde bir yıllar sonra patlar. Çünkü bizim parklarda videomuz hani başlarda parklarda rağbet görmedik. 100-200 izlendi falan. Sonra aradan yıllar geçti. Bir baktık 800-900 izlendi. Hani ben 43 beğeni bekliyorum. Ona da zor gelir diyordum. Derviş de demişti hatta. Neye 54 beğeni istemedin? Hafız yazmıştı. Ben de hani dedim. Gelmiyor ki Hafız dedim. Bir baktım video 93 beğendi. Hani ilgi ve alakamızdan ötürü de çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Seviyorsunuz, beğeniyorsunuz, izliyorsunuz, yorum bırakıyorsunuz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Belediye süreçlerde inşallah belediye başkanımıza videolara imza atacağız. Videolara derken işte Erbağımızın projeleriyle alakalı. İnşallah bunu spoiler verelim. Ne zaman olur? Belediyeden ikna randevuyu alıp belediye başkanımıza bir video çekmeyi derleyen süreçlerde inşallah sizlerle son karşılığında gerçekten birçok proje var. Tarkari ikinci etaptan tutup İmbat'a, İmbat'tan tutup işte birçok proje de yapıldı. Mesela Çamlı Korupak iyileştirildi, daha da güzelleştirildi. Restoran öldü, güzelleştirildi. Burası çeyrek gibi değil ya. Şu ağaçlandırmaların oraya kadar gideriz. Buradan döneriz muhakkak. Burada da kazlar var sanki. Evet. Yani benim kayıtta değilmiş o esnada. Buralarda çöpler oluyor ve bu da bunu da bilincinde olmamız gerekiyor. Orada kayıt durdum şimdi ara. Yani dolayısıyla doğaya zarar, yaşam için yani onlara zarar. Şurada bir şişe var mesela, ne şişesiyse artık. Artık çöp atmışlar oluyor. Yani bu doğru bir şey değil çünkü onlara zarar oluyor. Evet. Afiyet olsun gazlar. Oraya mikrop bulaşıyor mesela, gazlar zehirleniyor vesaire. Yani bunun bilincinde olalım. Geçen de işte çevre bilinci grubunda olan sıcak fikir bir kanal, orada da bir video çekeceğiz. Aynı şekilde projelerimiz var. Birçok video projemiz var. İlerleyen süreçlerde onlarla buluşacağız inşallah. Demiş olduğum gibi
saçtan kestirdim. Bu arada saatler olsun alırım dediğin gibi. Emirhan abiye buradan selam olsun tekrardan. Ellerine, emeklerine sağlık. Gerçekten güzel şekilde kuaför Ahmet tavsiye. Ben bana kuaför Ahmet tavsiye ederim. Muazzam bir şekilde. Uygun fiyata yine aynı şekilde. Oraya esirebilirsiniz sizlere gayet güzel. Çekim limitimizi de son ana kadar tüketiyoruz bakalım. Hani sonra bu videonun montajlaması da falan alan kalmıyor. Yani bu telefondan çekim yaparken Samsung Galaxy S4 zaten alan anlamında en çok sıkıntı yaşıyoruz. Sonra montajda sıkıntı yaşamıyoruz ya. Daha demlerin bir sıkıntı yaşamıyoruz oluyor. Sonra benim YouTube kanalım var da abi, ben onun için çekim yapıyorum. Abdülkadir Kaya benim YouTube kanalım. Görmüş olduğunuz gibi eşsiz bucaksız güzellikleri. Evet. Park Vadi'nin ucuna doğru da yaklaşıyoruz. Oradan döneceğiz. Evet. Bu video muhtemelen 1-2 sene sonra patlar. Çünkü 1-2 sene sonra patlar. Şimdi sebebini de şöyle açıklayayım. Bazı videolar çünkü yıllar sonra ön plana çıkıyor ve buralar yapıldığı zaman daha da bu video ön plana çıkar. Eski Park Vadi 2. etap şeklinde mesela yazdığım zaman, yani buralar patlar, bu video patlar. Biz şu anda 2. etapın yapılmamış halini çekiyoruz bu arada. Hani diğer tarafı çok çok önceden çektiğimiz için çok fazla oralara girmedik. Bir de nasıl diyeyim, bazı konular falan olunca biliyorum, otomasyon düzük bir şekilde çıktı demiş olduğum gibi. Yani böyle şeyler de demek ki insanların karşısına hani iyi de çıkıyor, kötü de çıkıyor. Az bir şey etmemek lazım. Hani Ramazan kovalar birinci bölümde de dile götürmüştüm. Derler de derler, insan candan ederler diye bir söz var. Ahmet Kuldağ'ın şiiri. Yani en sonunda da ona buna kulak verdi. Böyle oldu derler diyor şiirin sonunda. Yani çok canlı, efsane bir şiir. Yani harika bir şiir. Bir önceki bölümümüzde dile getirmiştik. Burada Ramazan çok güzel gidiyor. Çok şükür video çekerken biraz ister istemez susam oldu. Lakin devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere, zaten gördüğünüz üzere güneş olduğu için. Biraz zorluyor çekimi. Yani buraları hissetmişler. Sonra da çıkmışlar. Çöplerle dolu buralar. Buralar gereken değeri görecektir diye ümit ediyorum. Hani buranın 2. etap, hatta 3. etapta yapılabilir. İleriye doğru da devam ediyor. Aa, bu gerçekten maşallah çok güzel ya. Hani Park Vadi efsane. Elbamız'ı zaten turizm olarak, bunu daha önceden de demiştim, en birinci yerlerinden bir tanesi. Evet sevgili değerli izleyici konuklar. Bir videomuzun daha sonuna denk geliyoruz. Buradan baktığımızda uzun bir göl var. Buradan baktığımızda yine aynı şekilde bu cadde doğrultusunda devam ediyor. Lakin göl devam etmiyor. Maşallah güzel yani, maşallah buralar çok güzel bir şekilde değerlenecektir diye ümit ediyoruz. Videomuzu en iyisi noktalayalım. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video daha ortaya çıkmıştır. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Baktığınız üzere güneşin şarkı üzerine vuruyor. Evet. Efsane. Evet sevgili değerli izleyici konuklar, bir videomuzun daha sonuna denk geliyoruz. Ramazan provalarından tekrardan merhabalar dedik ve tekrardan sonlandırıyoruz. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayırlı günler, esenlikler.
Yunus'un nidalarıyla nokta alıyorum yine aynı yine iyi bir şekilde. Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyerek yine aynı şekilde. Ramazan provaları, evet. Selam ile Park Vadi 2. etabı sizlerle beraber gezdik. Beni vidi vici demesem olmayacaktır. Selametle.